Ekonomist Profesör Doktor Özgür Demirtaş, CNN Türk'teki programında asgari ücretle ilgili sözlerini eleştiren Ahmet Hakan'a yanıt verdi. Demirtaş, Allah aşkına siz ne konuşuyorsunuz? Vicdanınız hükümetin her yaptığı ve dediğini cilalarken birazcık cızlamıyor mu diyerek sitem etti. Ahmet Hakan, CNN Türk'teki programında Demirtaş'ın birkaç gün önce yazdığı bir kez daha yüzüncü defa Asgari ücret 8600 de olsa, 9000 de olsa, 10.000 de olsa hiçbir işe yaramayacak. İlk bir iki ay insanlar ellerine para geçeceği için sevinecekler. Ama en geç 5-6 ay sonra o para eriyip gidecek, alım gücünüz düşecek. Bu yazdıklarım yine gerçek olacak tweetini eleştirdi. Hakan, büyük ekonomist Özgür Demirtaş ne demiş? Deha, asgari ücret 9000-10000 bin, bin de olsa bir işe yaramayacak. İnsanların ellerine para geçince insanlar sevinecekler ama insanların alım gücü düşecek. Ne diyorduk bunlara? Neyin tellalı diyorduk? Benim itirazım Müslüba. Keşke öyle olsa der gibi bir şevkle söylüyor. İnsan der ki artışı yapın ama enflasyonun düşmesi lazım. Daha yapıcı bir açıklama yani. Sen ekonomistsin sıradan bir insan da bunu der. Madem öyle politika yap yorumunu yaptı. Hakan'ın kendisiyle ilgili sözlerine yanıt veren Özgür Demirtaş ise Twitter'dan Hakan'ın kendisiyle dalga geçtiğini belirterek üzüldüğünü dile getirdi ve Whatsapp'tan da yazdı. Demirtaş'ın paylaşımları şöyle. Keşke izlemeseydim. İzledim ve oldukça üzüldüm. Hakan Bey benimle bildiğiniz dalga geçiyor. Stüdyodaki konuklar gülüyor. Biri kıraathanede konuşan Özgür vesaire diyor. Biri Özgür alım gücünün düşmesine adeta seviniyor diyor. Üzüldüm. Çünkü benim Ahmet Bey'e en ufak bir saygısızlığım olmadı. Kendisinin hakkına da hiçbir yerde girmedim. Değil herkesin izlediği bir kanalda, özel bir odada bile kendisi hakkında yalan yanlış konuşmadım. Sadece yıllar önce bir programına çıktım. Benim olmadığım bir ortamda benim tweetimi alıp Özgür Demirtaş alım gücünün düşmesine sevinmiş demek ne demek? Allah aşkına nasıl böyle bir şey söyleyebilirsiniz Ahmet Bey? Bu kadar kolay mı insanlar hakkında yalan bilgiyi milyonların önünde söylemek? Ben sizden şunu söylemenizi beklerdim. Özgür Hoca benim programımda ekonomi yönetimini uyardığında bu yolun yol olmadığını söylediğinde dolar 3.50 TL idi. Şu anda 18.60 TL ki Özgür Hoca o programdan yıllar önceden beri uyardı. Hükümet ve siz yandaşlar kulak vermek yerine gerek sosyal medyada gerek benim sunucusu olduğum kanalda kendisi hakkında yalan haber yaptınız. Gelinen her nokta Özgür Hoca'nın son 10 yıldır söylediği her şeyi haklı çıkardı. En azından bir özür dileyip kendisine kulak vermek gerekmez mi? İşte Hakan Bey, ben sizden bunlara söylemenizi beklerdim. Elinizi vicdanınıza koyun ve söyleyin. Sizin ekonomi ve finans eğitiminiz var mı? Yok. Beni konuştuğunuz konuklarınızın ekonomi ve finans eğitimi var mı? Yok. Peki Allah aşkına siz ne konuşuyorsunuz? Vicdanınız hükümetin her yaptığı ve dediğini cilalarken birazcık cızlamıyor mu? Dünyada Zimbabwe'den sonra en yüksek enflasyonun Türkiye'de olması biraz olsun sizi rahatsız etmiyor mu? Faiz enflasyonun sebebidir lafının bunca çöküşünden sonra hala vicdanınız kör mü ifadelerini kullandı. Hakan'a Whatsapp'tan attığı mesajların ekran görüntüsünü koyan Demirtaş, Ahmet Bey'e ayrıca Whatsapp'tan da gayet açık bir şekilde yazdım. Ne zaman beni anlayacaklar? Benim özü sözü bir ve gayet samimi bir insan olduğumu. Ne zaman dinleyecekler? Yıllardır ben ve benim gibi birçok kişinin söylediği çözüm önerilerini dedi.